Sevgili izleyenlerim, Bayburt Taşhan'dayız ve Bayburt Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerimizin biliyorsunuz zaman zaman buradan çalışmalarını paylaşıyorum ben. Güzel çalışmalar da şey yapıyor. Şimdi ben hiçbir şey bu konuya girmeden onlardan bilgi isteyeceğim. Bir bakalım ne tür bir çalışma sergilemişler. Bilgi alalım. Önce bir şöyle senden başlayalım isim soy isimle. Adım Mustafa Utku, soyadım Gençer. Fotoğraf ve kameramancılık bölümündeyim. Sergimizi açtık işte fotoğraflarımızı tanıtmak için. Yahu tam da benim dalımdasın, farkında mısın? Evet. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor abi. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Efendim. Peki biraz daha detaylandıracağız resimleri gezerken. Tamam. Seni de tanıyalım. Merhaba, ben Kaan, soyadım Özçelik. Yine aynı fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümündeyim. Sene başından beri çektiğimiz fotoğrafları, yaptığımız eserleri dünden itibaren sergilemeye başladık. Birkaç gün böyle sürecektir. Sabah 10, akşam 5 diyebiliyorum. Yani gelmek isterseniz buyurun gelin, birbirinden güzel eserlerimiz vardır. Evet, şimdi geç yanına, yanına geç hele. Yanına geç. Şimdi şöyle söyleyelim. Sizin bu daldan biraz bahsedelim. Farklı farklı yeniden öğrencilere örnek teşkil etsin. Sizin dal ileriye dönük bir hangi mesleği size taşır getirir? Önünüzde ufuklarda ne var sizinle ilgili? Eğitim olarak mesleki duruma nereye getirir sizi? Şöyle söyleyeyim. Buradan mezun olun şey öğrenci mezun olduğu zaman kendi dükkanını açabilir. Tamam. Açarken de hani acemilik çekmez. Daha sonrasında yine ışık derslerimiz var. İsteyen dizi setlerinde çalışma yapabilir. Ondan sonra yine aynı gazeteciliğe de işe yarar. Yarar işe tabii. Hani fotoğraf çekimi, aynen, video çekimi. Hani telefondan herkes video fotoğraf çekebilir ama bunun profesyonel doğalını, daha güzelini, daha profesyonelini öğrenmenize vesile olur bizim bölümümüz. Evet. Evet, bir de derslerimiz burada çok eğlenceli geçiyor. Doğru. Yani hocalarla birlikte fotoğraf çekimlerine gidiyoruz. Stüdyomuz var. Stüdyoda evet, yine aynı şekilde hem ders hem de fotoğraf video çekimleri. Işık teknikleri dersimiz var. Orada ışığın doğru ayarlanabilmesini filan öğreniyoruz. Tabii illa sıfırdan gelmek olmaz. Diyelim fotoğrafçısınız. Öyle de gelebilirsiniz. Hani diploma almak istiyorsanız. Yani açıktan okuyacağınıza gelin. İçeriden okuyun. Yani benim tavsiyem bu. Bu işi tam öğrenin. Aynen. Peki. Başka sorum yok. Gelin birlikte gezelim şimdi. Tamamdır. Gezelim. Evet sevgili hemşehrilerim, bu gençler tam da benim bölümümdeler. Ben ilk elime şimdi bunların anlattığından ben kendimi şöyle gördüm. 1974 yılında ben ilk fotoğraf makinesini elime aldım. Şimdi 74 yılında efendim o gün bugün fotoğraf çekerim. 85 yılında da kamerayı elime aldım. Mesleki olarak gazeteci olduğum için. Şimdi onun için bu meslek çok güzel bir meslektir. Gerçekten zevkli bir meslektir. Ama tekniklerini bilmek şartıyla. Tekniklerini bilmek şartıyla. Işık dedi. Çok doğru. Çok doğru. Şöyle gelin önce bir çekilen şeyleri bir şöyle bir turlayalım. Neler çekmişsiniz? Bayburt'ta mı hep çekildi bunlar? Evet. Tamamıyla Bayburt. Tamamıyla Bayburt'a ait. Doğru. Evet. Ve kendi çekimleriniz. Kendi çekim. Evet. Evet, devam edelim. Resimleri gördükten sonra ben bir iki bir şey söyleyeyim. Tabii. Önce bir görüm. Acaba nerede çekilmiş bu? Soğanlı olabilir bu dağlar. Devam edelim.
Devam edelim. Evet. Verilmek istenen bazı şeylerde ne yapılmış? Verilmeye çalışılmış. Güzel bir resim olmuş. Güzel bir resim olmuş. Peki. Şimdi gelelim. Şurada mesela manzara. Evet. Orada iki resim vardı kalite. Evet. Üçüncü resim şuydu. Şu eski evler. Evet. O siyah beyaz olan şey. Bir de benim açımdan değer arz eden bir de bu resim. Bir de bu resim. Bu demek değil ki diğerleri güzel değil. Değil. Resim öyle demeyelim. Sanat sanat için olmamalı. Sanat toplum için olmalı. Siz burada çok bazı çektikleriniz sanat sanat için olmuş. Toplum için olmamış. Toplum için de bu benim dediklerim toplum için olmuş. Herkes efendim eğitimi diyelim bir ilkokul mezunu da bir ortaokul bir üniversite mezunu da zevk alabilmeli. Ama bu demek değil ötekileri kötü. Bu yanlış anlaşılmasın. Mesela onlar da resim teknikleri tabii. Resimle ilgili yaptığım bir çalışma var. Evet. Hemen arka tarafta. Ha bir de onu da görelim. O... Mesela burada bir kadın resmi var. Evet. Burada mesela bir kadın naiftir ya. Heh. Hani kırmızı naifi temsil eder. Heh. Ama ayrıyetten siyahlık ise kadının bize yansıtmayan iç yüzü. Siz şimdi burada bir ilkokul mezunundan bir yüksekokul mezununa kadar şeyi vermişsiniz. Evet. Yani şu resmi eğitimli insanlar çözebilir. Evet. Benim dediklerimi de halka dedik ya, evet. Onlar çözebilir. Mesela doğrudur. Filistin'le ilgili yaptığım çalışma. Evet. Güzel. Mesela savaşın göstergesi. Ayetten evet. Evde televizyon izleyen çocuğun evet. Omzundan bir bakış açısı. Bakış açısı. Etrafın pislik içerisinde olması. Hı. O ambiyansı yapmaya çalıştık. Evet. Burada. Güzel. Mesela şimdi benim burada hoşuma giden bir bakayım bir tane vardı. Şuradaki. Mesela şu. Şunlar da çok güzeller. Şunlar da çok güzeller. Anlatmak istenilen gerçekten burada güzel. Kişi artık yorgun düşmüş. Bitik düşmüş. Neyin başında? Bilgisayarların başında. Evet biz hep tam da ona benziyoruz biz de. Sevgili izleyenlerim, biz de tam ona benziyoruz gerçekten. Buradaki gençliğin ruh hali anlatılmış. Gençliğin ruh hali bu mu? Ben söyleyeyim şimdi. Sorayım yani. Bu mu? Yani. Yani öyle. Şu resimde hemen hemen aynı. Şimdi bak kamerayı ben size çevireyim. Şimdi ben size çevireyim. Işık biraz ters düştü. Şimdi Salı günleri hayvan pazarına Demirözü ilçemizin veterinerlik o yüksekokulundan öğrenciler gelirler. Her Salı mezbahayı orayı teknik şey şekilde gezerler, bilgi edinirler, giderler. Zaman zaman biz de çakışırız. Bugün Salıydı, bugün yoktular. Ben de onları topa tutarım. Gelin bakalım ben. Ne sordunuz, ne aldınız, ne verdiniz diye sorarım. Şimdi öğrencilerimizi, şimdi gençlik dedik, oradan ben size bir iki soru soracağım. Mesleki durumdan değil. Gelelim öğrencilerin meselelerine bir de. Şimdi gençlerimiz, bir bakıyorum ben sabah, akşam hep caddede gezmek, kafeteryalar. Ama ötede bir bakıyorum o hayvan pazarında gümbür gümbür çalışan o öğrenciler, mesleki şeylerini. İşte siz buradasınız. Gençlerimizin kafası karışık mı? Şu resim bize ne diyor? Şimdi bak o fiili çalışan o öğrencileri takdir ettim ben gerçekten. Şu an sizi de aynı şekilde takdir yani, ediyorum. Hemen hemen bütün gençler, hani tek gençliğimizde değil. Hani neredeyse bütün hani gencimiz, yaşlımız vesaire. Hı. Bir gün mutluyken diğer gün hüzünlü. Hüzünlü. Diğer gün korkulu geçiyor. Evet. Hani... Yani şuradaki yalnızlık mesela. Evet yalnızlığı vermiş. Hissediyoruz. Burada kafayı yemiş. Evet.
Belediye etmiş. Yani ne yapmış artık yapacak bir şey kalmamış. Yalnızlık var, çaresizlik var. Orada çaresizliği vermiş işte. Buradaki de artık çıldırma noktasına gelmiş hali. Bütün bu çalışmaların çıldırma noktasına gelmiş hali. Gençlerimizi biz tutarlı, gençlerimizi mesleklerinde verimli, hocalarını bunaltan, soru soran, kendini yetiştiren gençler istiyoruz biz. O kadar basit kendinizi almayın. Bizim gözümüzde sizden biz çok şey bekliyoruz. Çok şey. Mesela sizi ben gerçekten sevindim şu an. Neye sevindim? Benim mesleğimin dalındasınız. Şu an tam da oradasınız. Ben size zirvesini yapmışım. Tam zirvesini yapmışım. Yani 74 yılından bu tarafa. Ben ilk fotoğraf makinesini elime aldığımda kağıt film 12 kağıt filmle başlamışım. Bugün dijitaldeyiz. İlk dijital makinesi çıktığında elime almışım hemen. Bilmiyorum yüzlerce fotoğraf makinesiyle çalışmışım. Yüzlerce kamerayla çalışmışım. Ve bugüne gelmişim. Bugüne gelmişim. Bizim mesleği arkadan gelen nesilde pek yoktur. Yani bugün bakıyorum ben bundan 15 yıl, 20 yıl önce fotoğraf makinesi, kamera profesyonel manada bizdeyken şu an senin de az önce tam da sen dedin galiba fotoğraf makinesi, telefon herkesin elinde ve herkesin elinde kamera var. Kullanabilir, kullanamaz. Işık nereden? Bazen ben öğrencilere böyle anı çekilirken yardım ediyorum. Rastladın mı diyorum, oradan çekmeyin, şu tarafa geçin. Yer şey yapıyorum. Sizin de böyle bir meslekte inşallah başarılı olursunuz. Gazeteciliğe de soyunursunuz. Bu meslek onu da birleştirir birbirine. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hocalarınızı tebrik ediyorum ben. Daha güzel çalışmalarda bekliyorum. Ama şunu da söyleyeceğim. Bu mesleği yaparken tamam burada hitap ettiğiniz nokta kabul. Şöyle alana çıkın. Alan dediğim Bayburt'un köylerine, yaylalarına. Bak neler tutarsınız. Bak neler tutarsınız. Oralara çıkın bir. Çünkü halka dedim ya sanat toplum için olmalı ve o da şöyle insanların beklediği artık şehir hayatı değil. Şehirde caddeler, o büyük apartmanlar değil. Doğal hayatı insan istiyor. Teşekkür ediyorum. Son sözünüz varsa, selamınız varsa. Yok, teşekkürler. Senin. Yok, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi bakalım.